sonunda hakkımızı alacağız diyor. Devam edelim. Bir iç işleri eski bakanı yine gündemde. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi iddia edildi, yalanlandı, görüşüldü ama normal bir görüşmeydi tarifi. Hepsi birbirini izliyor iddiaların. Yeni görev talep edildiyse bizim ulaştığımız kulislerin fısıldadıkları. Peki olursa hangi bakanlık olacak? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan kimi idari kurullar var ya, oraya mı olacak? Yoksa Süleyman Soylu'nun talebi ret mi edilecek? İddialara göre Süleyman Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a git gel oluyor, kabine üyeleri değişiyor, biz de yeni bir göreve hazırız demiş. Güya. Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanı şimdi sadece İstanbul Milletvekili. Ara ara AKP'de Soylu'ya karşı rahatsızlığın olduğu konuşuldu. MHP liderinin desteğinin de tam olduğu dönemler oldu. Yeni iddia ise Soylu'nun istifa edeceği yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu yönündeydi. Soylu hakkındaki iddialarla ilgili Oda TV'ye konuştu. Tayyip Erdoğan liderliğine itiraz ve yeni bir siyasi parti kurmak siyasi cinayettir. Siyaseti dava olarak unutanlara da tavsiyem. Davanın lideri Tayyip Erdoğan'dır. Ayrı bir siyasi parti kuracak diyen dedikoduculara söylüyorum. 40 yıl oldu siyasi hayatım. Siyaseti dedikodular, mühendislikler değil. Allah'a, millete, doğrular olan sadakat belirler. Soylu'nun MHP'deki oy kaybı, İyi Parti içindeki rahatsızlıklar sonrası yeni bir merkez yaratmaya çalıştığı, milliyetçi oylara talip olmak için harekete geçeceği iddiasının olduğu dönem hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi dikkat çekti. Peki Soylu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne görüştü? Soylu Cumhurbaşkanı ile bir görüşmedir. Siz de takdir edersiniz ki mahrem yanıtını verdi. Siyasi hayatının geleceğiyle ilgili ise ailemizin mücadelesinin yeri AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır dedi. Amerikan Büyükelçisine buradan söylüyorum pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Soylu ve Yerlikaya gerginliği de gündemde. Soylu'nun pis ellerini Türkiye üzerinden çek ifadeleriyle hedef aldığı isim Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Soylu ile Yerlikaya arasında iplerin gerildiği iddialarının konuşulduğu günlerde ikilinin bir araya gelişi dikkat çekti. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Soylu döneminde atanan ve Soylu'ya yakın olduğu belirtilen 12 kentin AFAD müdürünü görevden aldığı iddia edildi. Her zaman teşekkür ediyoruz. Geldik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Şimdi Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel zaten önceki dönemde işte çıkartma kabinesi, savaş kabinesi, o günkü dış politika, heyetler kim görev aldıysa davet edildiğini açıklamış bir ortak heyet oluşturmuştu. İşte Önder Sav gibi dönemin e, bakanlar kurulu listesinde yer alan biri. Sonraki hassas dönemlerde Dışişleri Bakanlığı koltuğunu devralmasıyla bildiğimiz e, Murat